Hepinize merhaba. Boğmaca'nın nasıl teşhis edildiğinden bahsetmeden önce bakteriyel enfeksiyonun ilerleyişi hakkında konuşmak istiyorum. Nezle belirtilerinin görülmesinden ikinci haftaya kadar geçen sürede boğmacaya sebep olan bakteri üst solunum yollarındadır. Ve burada çoğalıp çevresine zarar verip solunum yollarında da iltihaba yol açmaktadır ikinci haftadan sonra zarar o kadar büyüktür ki solunum yollarındaki mukus birikimi öksürük nöbetlerine yol açmaya başlar. Tam bu zamanda vücut da bağışıklık sisteminin ortadan kaldırılabilmesi için boğmacayı işaretleyecek antikorları üretebilmiştir. Bu da hastalığın bulaşmasından 8 hafta sonra bağışıklık sisteminin hastalığı yok edebileceği seviyeye geldi ve bakterinin her sebep olduğu zararında bunu izleyen 4 hafta içerisinde gerileyen belirtilerle birlikte yavaş yavaş iyileşici anlamına gelir. Boğmacanın teşhisinde kullanılan yöntemlerin hastalığın hangi aşamada olduğuna bağlı olması yüzünden zaman çizelgesi son derece önemlidir. Boğmacayı teşhis edecek altın standartı test, belirtilerin kendini gösterdiği ilk iki haftada bakteri hala canlıyken yapılabilir. Bunun için İlk iki haftayı işaretleyip testin kulak çubuğuna benzer bir şeyle örnek almak olduğunu not edelim. Hastayı muayene edecek sağlık görevlisi önlem olarak eldiven giyer, maske takar ve hastanın üst yutağından ucunda sentetik kumaş olan bir çubukla örnek alır. Bu örnek Laboratuvarda incelendiğinde eğer boğmaca bakterisi içeriyorsa bakteri 7-8 gün içerisinde çoğalıp gelişecektir. Pozitif sonuçlar son derece güvenilir olsa da sonucun negatif olması örnek doğru aşamada ya da doğru teknik kullanılarak alınmamış olabileceği için enfeksiyon olmadığı anlamına gelmez. Bundan dolayı sonucu doğrulamak adına bu test başka testlerle bir arada yapılır. Dördüncü haftaya kadar polimeraz zincir reaksiyonu uygulanabilir. Bu test kısaca PZR olarak adlandırılır. PZR, hastada boğmaca DNA'sının olup olmadığını belirleyeceği için yutaktan alınan örnekle aynı zamanda da yapılabilir. Eğer boğmaca DNA'sı varsa, PZR sayesinde milyonlarca kopya oluşacak ve bu kopyalar laboratuvarda boğmaca enfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesinde yardımcı olacaklardır. DNA canlı ya da ölü bakterilere ait olabileceği için bu test bakterinin hemen hemen hepsinin öleceği dördüncü haftaya kadar yapılabilir. Testin sonuçları iki günde çıkar ama alınan örnek kirliyse yanlış pozitif sonuçlar verebileceği için laboratuvarda boğmacanın çoğalıp çoğalmadığını inceleyen testle birlikte yapılır. Son olarak çok geç olmasına rağmen ikinci haftadan 12. haftaya kadar uygulanabilen başka bir testten daha bahsetmek istiyorum. Bu test seroloji yani kandaki antikor oranlarını ölçen bir testtir. İkinci haftadan sonra vücut bağışıklık sisteminin ortadan kaldırılabilmesi için boğmaca bakterisini işaretleyen antikorları üretebilmiştir vücut boğmaca ile olan savaşının tam ortasındayken antikor seviyesi de en üst seviyede olacağından seroloji testi tam da bu dönemde yani ikinci haftadan sekizinci haftaya kadar yapılabilir. Antikorlar birdenbire yok olmadığı Yani boğmaca yok edildikten bir süre sonra daha kanda kalmaya devam edecekleri için bu test 12. haftaya kadar da yapılabilir. Bu testle alakalı teknik zorluklardan biri, hasta yakın zamanda aşılandıysa kandaki antikor seviyesi yüksek olacağından test doğal enfeksiyon olmasa da pozitif sonuç verecektir. Bu ve birkaç teknik zorluk yüzünden bu test pek de yaygın olarak kullanılmamasına rağmen genel kullanım için geliştirilmekte olduğunu da eklemeliyim laboratuvar testlerini bitirdiğimize göre, şimdi bir de boğmacanın klinik teşhisinden bahsedelim. Hasta, iki haftadan uzun süredir bilinen başka bir sebebi olmadan, öksürmeden önce kendini nefessiz bırakan, öksürdükten sonra da kusmasına sebep olabilecek şiddetli öksürük nöbetlerinden şikayetçi ise boğmaca teşhisi konulabilir bu çizgiyi ikinci aşamada yani belirtilerin kendini iyice belli etmeye başladığı zaman aralığına çizmiş olsam da hasta boğmaca teşhisi konulmuş başka birisine maruz kaldıysa boğmaca teşhisi çok daha önce ve daha az zamanda konulabilir. Peki diyelim ki boğmaca teşhisi konuldu. Şimdi ne olacak? Çizimi biraz aşağı kaydıralım ve teşhisin ilk iki haftada yani erken belirtiler kendini gösterdiğinde konulduğunu varsayalım. Bu zaman aralığında ileri belirtilerin daha zayıf seyretmesini sağlayacak makrolit sınıfı antibiyotikler kullanılabilir. Ama bu noktadan sonra Solunum yolları yeteri kadar zarar gördü ve enfeksiyon iltihaba sebep olduğu için antibiyotikler işe yaramayacak ve bu da takip eden aşamalarda belirtilerin beklenen şekilde seyretmesine yol açacaktır. Ama boğmaca teşhisi konmuş birine maruz kalmış birisi kuluçka dönemi olan ilk 7 ila 10 gün içerisinde hemen antibiyotik kullanmaya başlayabilir ve bu sayede belirtiler çok daha hafif olabilir hatta hiç ortaya da çıkmayabilir daha genel olarak boğmaca tedavisi belirtilerin iyileştirilmesi ya da yönetilmesi ile alakalıdır örneğin öksürük için hasta havayı nemlendiren aletlerin yardımıyla mukusun kurumasını engelleyip öksürmeyi daha az yorucu ve acılı bir hale getirebilir Buna ek olarak, tozlu yerlerde dolaşmak, koşmak gibi öksürme ihtimalini arttıran aktivitelerden de kaçınmalıdır. Vücudun mukusu solunum yollarından uzaklaştırması gerektiği için öksürüğün tamamen baskılanması tercih edilmez. Bunun için eczanelerden reçetesiz olarak alınabilen öksürük şurupları. Ya da öksürüğü baskılayan diğer ilaçlar tavsiye edilmez. Yorucu öksürük nöbetleri sırasında vücudun güçlü olması gerektiğinden hastanın bol bol dinlenmesi gerekir. Öksürük nöbetleri sırasında karşılaşılabilecek kusmaya karşı da hastaların yediklerine dikkat etmeleri, sık ve az yemeleri ve yeterli seviyede sıvı almaları önerilir. 1 yaşından küçük olan ve şiddetli belirtiler gösteren çocuk hastalar hastanede serum ve midelerine besin ulaştıracak bir tüpün yutaklarına yerleştirileceği ek tedavi ve müdahalelere ihtiyaç duyabilirler. Hastalar nefes almakta zorlanmaya başlarlarsa oksijen verilmesi de gerekebilir. Nefes almada güçlük ya da solunum zorluğu, oksijen azalması ve nabzın yükselmesi anlamına gelir. Evet, son olarak boğmaca akciğerde sebep olduğu mukus sayesinde diğer bakterilerin gelişmesi ve çoğalması için çok elverişli bir ortam yarattığı için hastalar boğmaca yanında gelişebilecek ek solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da gözetim altında tutulmalıdırlar. Bu gözetim akciğer röntgeni ile yapılabilir. Boğmaca her ne kadar akciğer röntgeninde görünmeyecek olsa da diğer solunum yolu enfeksiyonları röntgende normal olarak beyaz gözlenmesi gereken akciğerde siyah lekeler halinde görülebilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.